deprem felaketinden dolayı ve ardından da iki ilimizde meydana gelen sel felaketinden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan insanlarımıza da başsağlığı ve bundan sonraki yaşamlarında zorluklardan bir an evvel kurtulmalarını temenni ediyorum. Bugün 21 Mart, Türk'ün Ergenekon'dan çıkışını da simgeleyen Nevruz Bayramı'nın olduğu gün, aynı zamanda önümüzdeki Ramazan ayında Arefesinde olduğumuz bir gün. Bugün içinde vatandaşlarımıza yaşadığımız süreçte meydana gelen zorluklardan bir an evvel kurtulmaları için Allah'a hep birlikte dua ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, siyaset kurumu millet çıkarlarının gözetilmesi ve toplumun refahını ilerlemesini sağlamak için üzerinde durulması gereken en önemli unsurdur. Ülkemizin son yıllardaki en büyük sorunu cumhuriyet değerlerinin mevcut iktidar tarafından yozlaştırılması, kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırılarak uygulamada bu çok eleştirdikleri tek adam rejimine tabi tutulmamız, ülkenin genelinde yayılan eğitimin yetersizliği, kalitesizliği ile her alanda üretimin yetersiz hale getirilmesi. Bu durumun sonucu olarak toplumda mevcut iktidar tarafından bir korku imparatorluğu yaratılmış, insanlarımız haksızlıklara karşı sesini bile yükseltemez duruma getirilmiştir. Ülkede yıldan yıla artarak devam eden suç oranlarına paralel olarak kadın cinayetlerinde, çocuklara, doğaya, hayvanlara yönelik suçlar. Duyamıyoruz. Arkadaşlar, duyamıyoruz. Adayın açıklaması. Yetersiz üretim, işsizlik ve gelir dağılımındaki adaletsizlik ile yaratılan sadaka toplumunun sonucunda oluşan ekonomik zorluklardan kaynaklı intihar sayılarında korkunç bir patlama yaşanmaktadır. Bu nedenle Millet İttifakı'nın iktidarından sonra atılacak en mühim adımların ortadan kaldırılan cumhuriyet değerlerinin yeniden ve daha kapsayıcı olarak kurulması, Atatürk'ün ek eğitimin toplumun her kademesinde devlet kurumlarının belirleyiciliğinden tüm vatandaşlara eşit şekilde yayılması, üretim hususunda da aynı önemde artırıcı çalışmaların yapılması olduğu kanaatindeyiz. Bu çalışmalar semeresini verdiğinde milletin yükselen refah seviyesiyle üretimde ve sosyal yaşamda hak ettiği yeri alan kadın ve çocuklarımızın layık oldukları üst seviyelere taşınacağına, toplumsal barış ve huzurun sağlanacağına dair inancımız hep beraber hep birlikte tamdır. 14 Mayıs 2023 günü yapılacak olan milletvekili genel seçimlerinde mensubu bulunduğu İYİ Parti saflarında ve iktidarında Türkiye'mizin sorunlarının çözülmesi, geçmiş yıllarda gerçekleşen dejenerasyonun ortadan kaldırılarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunun ışığında çağdaş demokrasi, parlamenter sistem ve kuvvetler ayrılığının tekrar yeniden tesisiyle milletimizin mutluluğunu sağlamak, yıllarca iktidarda olup devlet ve millet aleyhine yapılan iş ve işlemlerin sorumlularına hak ettiklerini yaşatmak amacıyla görev ve sorumluluk almak istediğim için yaşadığım ve yıllardır Ispartalılara önce şahsım olarak Cumhuriyet Savcısı halen avukat olarak ve şu anda da yanımızda bulunan eşim Doktor Hatice Hanım da olduğu gibi Ispartalıların hizmetinde 9 yıldır burada bulunuyoruz. Yaşadığımız, ekmeğini yediğimiz il olan Isparta'dan, Isparta seçim çevresinden milletvekili aday adayı olmak için başvurumu pazar günü Ankara'da gerçekleştirdim. Ülkücü iradenin başkaldırısından doğarak milletimizin tüm katmanlarına hitap eden ve kapsayan iyiler ve cesurlar hareketinin vücut bulduğu partimizin Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendinin arkasında hep birlikte ilerleyerek simgesel olarak dikkat edin, bundan 7 sene evvel 16 Mayıs 2016 günü binlerce dava arkadaşlarımızla beraber birlikte Ankara Anadolu Oteli'nin önündeydik. Garip bir tecellidir ki inşallah bundan tam 7 sene sonra yine bir 15 Mayıs sabahı Millet Güneşi ile beraber hareketin sonuna, iktidara gelmesine hepimiz birlikte şahit olacağız inşallah. Son olarak şunu söylemeliyim. Ben Ispartalı olarak doğmadım. Ancak Isparta'ya ve Ispartalılara hizmet ettik yıllarca. Ispartalı olmayı seçtik. Sizler kadar şanslı değildik biz. Daha sonra Ispartalı olmayı seçtik.
yaklaşan iktidarımızın yolunun kilit taşlarını Isparta'da hemşehriler olarak hep birlikte bir azim ve kararlılıkla kenetlenerek birlikte döşeyeceğiz. Allah kimseyi utandırmasın. İnşallah iktidarımızı yapın. Bravo. Ben de huzurunuzda bir Ispartalı olarak tekrar tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun.